Pek çok kadın internette satış yapmak istiyor ama nerede, nasıl yapacağını bilmiyor veya kendisi bir site açsa bile görünür olmadığı için ürünlerini satamıyor. Bu şekilde olan kadınlar için bir platform var. Kadınların Emeği Platformu. Üç kadın tarafından kuruldu. Onlardan biriyle birlikteyiz. Selmin Tosun bizimle birlikte. Nasılsın Selmin Hanım, iyi misiniz? Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Herkes adına, tüm arkadaşlarım adına. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Platformu biraz tanıtalım istiyorum pek çok kişiye ama önce sizi tanıyalım, tanıtalım istiyorum. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Selmin Tosun'un aslında gayet sıradan bir hikayesi var. Durun ya. Ben... Bir dakika durun ya. Sıradan olsun. Her kadın biricik ve özeldir. Her kadının hikayesi biriciktir. Rica edeceğim onu hiç kullanmayalım bile yani. Sonuçta oraya bağlayacağım ama Ha, yani öyle başlayan ama öyle bitmeyen neyse ki mutlu sonla biten bir hikaye. Sıradan derken Ankara'da doğdum, büyüdüm. İyi bir aile, sorunsuz bir çocukluk. Ondan sonra güzel, sevgi dolu bir çocukluk. Arkasından iyi okullarda, iyi bir eğitim, özel okullarda. O zamanlar çok herkese nasip olmayan bir şey. Arkasından iyi bir üniversite, iyi bir iş, iyi bir eş, iki tane güzel çocuk ve tam kariyer basamaklarını tırmanmaya başladım ben artık oluyorum derken eşinin kariyeri uğruna kendi kariyerinden vazgeçen bir kadın. Yani hikaye aslında bu nedenle çok sıradan. Çok duymuşuzdur değil mi buna benzeyen hikayeler? Böyle başlıyor. hiç sıradan değil. Biraz ayrıntı girelim. Hangi üniversitelerde hangi eğitimleri aldınız? Tabii ki. Mesleğiniz, hangi şirketlerde çalıştınız ve şu anda Tabii. nerede, hangi pozisyondasınız? Tabii ki bahsedeyim bundan. Tevfik Fikret Lisesi'nde okudum. Tevfik Fikret Lisesi özel bir okuldur. Fransızca eğitim verir. Fransız öğretmenler vardır. Oradan gelen zaten bir böyle Avrupa vizyonu başladı diyelim. Arkasından Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde kamu yönetimi bölümünde okudum. Nasıl diyeyim? Üniversite zaten baş başına insana çok güzel bir vizyon kazandıran bir hayat ama okulumda çok severek anıyorum. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Arkasından İş Bankası'nda çalışmaya başladım. İş Bankası'nda uzman olarak çalışmaya başladım. Yükseldim. Müdür yardımcısı oldum. 12 yıl çalıştım orada. Eşimin peşinden İstanbul'a tayin oldum. Oradan Bursa'ya tayin oldum. Derken 12 yılın sonunda ilk çocuğumuz henüz 2 yaşındayken eşime bir yurt dışı görev teklifi geldi. Ve ben İş Bankası'ndan ağlaya ağlaya istifa ettim. Gittik. Çok güzel bir 2 yıl geçirdik. Pişman oldum mu? Hayır, olmadım. Bambaşka bir görüş, bambaşka bir ufuk kazandırdı bana. Orada 2 yıl geçirmek, görmek. Ülkem adına çok üzüldüğüm, çok sevindiğim bir sürü şeyler öğrendim, gördüm. Öyle söyleyeyim. Ama işte arkasından buraya geldiğimizde benim için artık kurumsal hayat bitmiş oldu. Tekrar geri dönemedim. Hani siz konuşmuşsunuz, daha önceki röportajlarınızı izledim. Cesaretten bahsediyorsunuz, o adım atma cesareti. O cesaret bir daha geri gelmedi. İşte ikinci çocuk, şudur budur derken o sayfayı kapatmış olduk. Arkasından tabii ki bir takım denemeler oldu. Eğitim danışmanlığı, yoga eğitmenliği. Arkasından bence beni çok tanımlayan şeylerden bir tanesi şiddetsiz iletişim eğitimi. Bunlardan sonra emekli oldum. Yani emekliyim artık, çalışma hayatına geri dönmedim. Derken bu Kadınların Emeği platformu karşıma çıktı Beril sayesinde. Ve şimdi bütün enerjimi buraya yönlendiriyorum, öyle söyleyeyim. Çok güzel. Burada... Peki şimdi geçelim platforma. Platform Evet. için
Hangi yıl bir araya geldiniz? Platform ne zaman kuruldu? Kimlerden oluşuyor? O kuruluş öyküsünü de anlatır mısınız? Ne Tabii. kuruldu? Platformun fikir annesi Beril. Beril Koparal Ergün. Şimdi onu evlendirdik. Ergün oldu. Bir de soyadı ekledik. Beril çok çok özel bir kadın. Çok nasıl diyeyim? Aslında tıp doktoru. Tıp eğitimi almış. Ama kendini bilime adamış. Ondan sonra o tıp eğitiminin üzerine şu anda sayamayacağım kadar çok eğitim eklemiş. İşletme okumuş, enerji eğitimleri almış, gitmiş başka bir konuda doktora yapmış. Durduramıyor kendini. Yani onun hatta yazdım buraya, oradan bakayım. Genetik uzmanı. Ondan sonra Kapital ve Ekonomist dergilerinin hani hep böyle yılın en başarılı 50 kadın CEO'su listeleri vardır. O listeye giren, her yıl giren bir kadın. Şu anda Nof Cosmetics'in genel müdürü. Çok başarılı bir iş kadını ama bunun yanı sıra da çok mütevazi, çok özel. Yazar, şair, girişimci, üç kız annesi, sosyal sorumluluk müptelası bir kadın. Fikir onun fikri açıkçası. Yıllarca kadınlar için bir şeyler yapmak istemiş. İki tane kurumsal işi arasında Zade Vital'in de Amerika'da çok büyümesini, gelişmesini sağlayan Zarif'in CEO'luğunu yapmıştır dedi. O ikisinin arasında bir boşluk yakalayıp bu fikri diğer arkadaşımız işte Yasemin Tüfekçi ile birlikte hayata geçirmeye karar vermişler. Henüz ben sahnede yokken. Yasemin Hanım'dan bahseder misiniz biraz da? Tabii ki. Yasemin daha önce bizden daha genç bir arkadaşımız. Daha önce Beril'le birlikte Pardon, soyadını duyamadım, bağlantı iyi. Yasemin Tüfekçi. Yasemin Tüfekçi. Şu anda 96 adında bir şirketi var. Bu şirketin verdiği hizmetler web sitesi kurmak, sosyal medya danışmanlığı gibi teknolojik hizmetler veriyor. İşin arka tarafında da işte Yasemin var zaten. Daha önce Beril'le birlikte çalışmışlar ve tabii ki o da Beril'i çok sevmiş. Hiçbir zaman korkmamışlar ve bu fikir ortaya çıktığında Beril'e ilk destek veren o olmuş. İlk web sitemizi o kurdu. Ben o aşamada devreye girdim. Beril tekrar çalışmaya başladığında artık bu iş için vakti olmadığını anlayınca bana teklif etti. Sen yürütür müsün, kaldırır mısın bu işi diye. Memnuniyetle kabul ettim. Ve biz Yasemin'le Beril'le birlikte çalışmaya başladık. Geçen sene, yani bu söylediklerim hep 2019 sonlarında yaşanıyor. 2020'nin 8 Mart Kadınlar Günü'nde web sitemizi açtık. Çok güzel bir tarihe denk geldi. 15-20 tane kadın vardı sitenin içinde o gün sadece. Ama bizim için harika bir başlangıçtı. Bir şey soracaksın. Evet, sitenin amacı nedir? Bu platform neden kuruldu? Şimdi tam olarak şöyle söyleyebilirim. Kadınların Emeği platformunun amacı pozitif ayrımcılık yapmak. Kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapmak için kuruldu. Çünkü erkek egemen bu dünyada baktığımızda bir iş kadınının gerçekten desteğe ihtiyacı var. Kadınların, evet şunu söylemek lazım. Kadınların emeği böyle çok moda şimdi. Ne zaman Instagram'ı açsanız karşınıza kadınların elinden, kadınların emeği, işte bilmem ne ablanın tarhanası, şu bacının bir şeysi çıkıyor. Ama bu buralardan kazanılan paralar o ablanın cebine mi gidiyor? Tam olarak aslında burada bizim merkezimizde bu var. Hakikaten böyle elleri çatlamış, hani topraktan gelmiş meyveler, sebzeler tutan o fotoğraf artık o kadar şey ki, sürprizsiz ve sıradan bir şey ki bizim için. Ama o eller mi kazanıyor gerçekten bu parayı? Evet, tabii çok iyi niyetli girişimler var. Çok kadınlara hakkını vermek için çalışan bizim gibi
birçok sosyal sorumluluk ya da girişim var. Ama çoğunlukla kadınların, nasıl diyeyim, şirketlerin kapılarında kadınların adı yazmıyor. Biz istedik ki bu kadınlar gerçekten sattıkları, ürettikleri malların karşılıklarını kendileri alsınlar. Hak ettikleri karşılığı alsınlar. Onları destekleyecek, yanlarında onlarla beraber yürüyecek birisi olsun. Yalnız olmadıklarını hissetsinler. Daha görünür olsunlar. Daha tanınır olsunlar. Onları tanıtalım. Birbirleriyle dayanışsınlar. Onlara bir ufuk açalım. Kollayalım. Yol gösterelim gerektiğinde. Kadın dünyasında neler oluyor, iş dünyasında neler oluyor. Onları biz toparlayalım. Onları güncelleyelim. Tam olarak aslında platformun amacı bu. Hı hı. Girişimci iş kadınlarını her alanda desteklemek. Neler yapıyorsunuz? Biraz daha ayrıntıya girelim mi? Kadınların Tabii. emeği platformunda neler yapılıyor? Kadınların emeği platformunda öncelikle bir web sitemiz var. Web sitesinde platformumuza davet ettiğimiz ve kabul eden bütün kadınların bir hikayeleri var. Bu işe nasıl başladıklarını kendi ağızlarından hikayeleri. Kimisi işin çok başında, kimisi epey kurumsallaşmış, dükkanını açmış, şirketini kurmuş, kimisi daha da ileriye gitmiş, ihracat yapıyor. Yani her seviyede aslında bulunan, işini büyütmüş ya da henüz tohum aşamasında olan kadınlar var. Onların ürünlerine yer veriyoruz. En önemlisi bu. Ürünlerinin fotoğrafları var. Hangi mecrada satıyorlarsa bunu. Çünkü her biri vergi mükellefi değil. Dolayısıyla Instagram üzerinden örneğin çok satış yapan insanlar. Şimdi çok çok moda. Hepimiz Instagram üzerinden alışveriş yapıyoruz. O ürünün üzerine tıkladığınızda Instagram sayfasına direkt olarak alıcıyı yönlendiriyor. Onun haricinde diğer başarılı girişimci kadınların ilham olsun diye koyduğumuz hikayeleri var. Onlardan platformdaki kadınlara gelen mesajlar var. Ondan sonra daha önce dediğim bu bir yıl içinde yaptığımız eğitimler, söyleşiler vesaire, bunlarla ilgili bilgiler var. Onları da geçeceğim. Onun dışında bir Instagram hesabımız var. Her gün bir kadını burada tanıtıyoruz. Ürünlerinin fotoğraflarını koyuyoruz, hikayeler koyuyoruz. Zaman zaman işlerini yaparken çekilmiş kısa güzel videoları var. Onları paylaşıyoruz. Ne nasıl yapılır örneğin gibi bir seri de hazırlamaya çalışıyoruz. Bunun için açtığımız bir YouTube kanalı var. YouTube kanalına şimdi içerik topluyoruz. Kadınların saldırı aldık çalışıyorlar. Oraya videolar çekiyorlar. LinkedIn hesabımızı açtık. Bir Facebook hesabımız oldu. Instagram'da eşgüdümlü olarak orayı yürütüyoruz. Onun dışında ne yaptığımıza gelirsek, bu kadınlara bir ufuk olsun diye daha önce işini kurmuş, belli bir noktaya gelmiş başarılı kadınlarla söyleşi serisi hazırladık bir tane. JCI sağ olsun onların işbirliğiyle sponsorluğunda bu işi yaptık. Kadın Girişimci Buluşmaları adı altında. Her birinden yeni bir şey öğrendim. Ben de dahil tabii ki. Ben de aynı yolun yolcusuyum. Onlarla birlikte öğreniyorum. Bunu da yapabilirim. Bunu yapabilirim. Hem bir sürü çok basit de olsa fikir alışverişi oluyor. Hem de insan o yalnız olmadığı hissini yakalıyor. Kadın kadına dayanışma muhabbeti çok çok daha farklı oluyor. Onun ardından konusunda uzmanlarla gene birlikte hazırladığımız bir eğitim serimiz var. Her ay bir tane eğitim yapmaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar, gönüllü olarak hiç bizden bir şey talep etmeden eğitim verenler var. Örneğin akıllı telefonla fotoğrafçılık eğitimi. En çok ilgi gören eğitim
nedenlerden biri bu oldu. En çok ihtiyaç duyulan şey çünkü. Ürettiğimiz şeyleri olduğu gibi güzel haliyle fotoğraflayabilmek ve onu Instagram'da gösterebilmek gerçekten çok önemli bir şey bu. Onun için eğitim yaptım. Çünkü ben görüyorum bazı kadınlar güzel şeyler üretiyorlar ama fotoğraflara baktığınızda ne ürettiği anlaşılmıyor bile. Anlaşılmıyor bile, satış yapamıyor. O yüzden fotoğrafın nasıl çekileceğini öğrenmek çok önemli bir konu. Bu fotoğrafçılık eğitimini nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Online mı yoksa uzman çıkıp anlatıyor mu? Hepsi online. Şu anda eğitimlerin hepsi online. Bu tabii biraz da içinde bulunduğumuz dönemin mecburiyetinden kaynaklanıyor. İki oturum halinde yaptık örneğin fotoğrafçılık eğitimi. O kadar ilgi gördü ve o kadar çok soru aldı ki ikiye bölmek zorunda kaldık ve tekrarını da yapmaya karar verdik. Gene Beril'in ve işte bizim çevremizdeki arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz sağ olsunlar. Onlar sayesinde oluyor bu eğitimler. Murathan Yıldız çok iyi bir fotoğrafçı, bir ajans sahibi. Bize vakit ayırdı ve bu eğitimi verdi. Daha da güzeli tekrar edebileceğine dair de söz verdi. Yani bunlar çok kıymetli şeyler. Arkasından bir eğitimimiz daha oldu. Arkasından atölyeler düzenlemeye başladık. Atölyeleri kendi içimizdeki kadınlarla düzenlemeye başladık. O kadar güzel işler yapanlar var ki her çeşit şey üreten kadın var. İlk atölyemizi cilt bakımı atölyesi yaptık. Çok güzel cilt bakımı ürünleri üreten çok genç, böyle enerjik girişimci bir arkadaşımız var. O sağ olsun. O kadar işinin arasında bizim için bunu organize etti. Çok keyifli bir atölye oldu. Arkasından gene benim bir arkadaşım mandala atölyeleri düzenliyor. Yoga eğitmenidir kendisi aynı zamanda. O bize bir mandala atölyesi düzenledi. Onu da çok çok büyük keyifle hepimiz katıldık. Önümüzdeki hafta çay atölyemiz olacak. Gene aramızdan eczacı bir hanım bize hem tıbbi çayları hem keyif çaylarını nasıl demlememiz, nasıl kullanmamız gerektiğini, kendi çayımızı nasıl yaratacağımızı anlatacak. Bu atölyeleri ufaktan ufaktan dışarıdan katılıma açmaya karar verdik. Çünkü aynı zamanda tabii bir gelir de elde etmesi gerekiyor bu platformun yürüyebilmesi için. Orayı atladım, en önemli yeri bence. Farkımız nedir diye sormuştunuz. Bu platformun en önemli farkı diğer girişimlerden hiçbir şey için para talep etmemesi. Bizim en birinci iddiamız bu. Ne üyelik aidatı, ne satılan ürünlerden komisyon, ne eğitimler için para. Yani platformumuza dahil olan, davetimizi kabul eden ya da kendi isteğiyle gelen hiç kimse hiçbir şey için para ödemeyecek. Sanıyorum en belirleyici ve ayırt edici özelliğimiz bu. Önceleri inanmakta güçlük çekenler bile oluyor. Çok iyi bir özellik çünkü pek çok internet sitesinde hani satış yapılmak istendiğinde bir komisyon alınıyor. Hani %10'lardan %30, %40'lara varan komisyonlar alınıyor. O zaman kadın zaten yapmış 100 liralık bir şey satmaya çalışıyor. Onun da 40 lirasını o siteye verdiğinde kendine 60 lira kalıyor. Hani biraz evet. Tabii ki bunlar zorlayıcı etkenler. Evet. Tam bir sosyal girişim anladığım kadarıyla ve çok güzel bir dayanışma örneği. Yani hiçbir ücret alınmıyor. Peki bir kadın sizin sitenize başvurduğunda, orada yer almak, kendisini tanıtmak istediğinde ne yapması gerekiyor? Web sitemizden başvuru alıyoruz. Ama aynı zamanda networking'le de geliyor artık. Onu söylemek lazım. Bugün yaklaşık 130 tane kadın var platformun içinde. O 15-20 kişiyle başlayan platform daha bir yıl tamamlamadan bu sayıya ulaştı ki yavaş gidiyoruz. Onu da söyleyeyim. Aslında çok hızlı bu sayı artabilirdi ama biz tanışalım istiyoruz. Ben herkesle mutlaka bir telefon görüşmesi
yüz yüze olmasa dahi olamıyorsa eğer telefon görüşmesi yapmak istiyorum. Sonuçta bir aile gibi büyüyoruz çünkü. Sadece girişimci olması, şöyle söyleyeyim, kadın olması, girişimci olması hakikaten bir iş kurmak istiyor ya da işini büyütmek istiyor olması bizim için yeterli. Bize katılabilmek için. Bütün bu özellikleri taşıyan kadınlara kapımız sonuna kadar açık. Yeter ki dediğim gibi şu olabilir, hobiden işe dönüşebilir. Bu kabulümüzdür. Ama ne yapmak istediğini, ne ürettiğini, ileride nerelere varmak istediğini birazcık kurgulamış olsun istiyoruz. Bunu söylerken yanlış anlaşılmasın. Türkiye'nin dört bir yanından henüz daha evinden hiç çıkmadan lif örerek örneğin aramıza katılanlar da var. Yani o gencecik arkadaşıma da biz hangi yollardan geçmesi gerektiğini, Instagram sayfasını örneğin nasıl düzenlemesi gerektiğini, fotoğraflarını nasıl çekmesi gerektiğini anlatarak da başlıyoruz. Sanılmasın ki elitist bir yaklaşım içindeyiz. İşte belli bir aşamaya gelmiş kişileri kabul ediyoruz. Hayır, öyle değil. Yeter ki para kazanmak istesin. Kendi ayaklarının üstünde durmak istediğini ifade et. Bu bizim için yeterli. Gerçekten çok kıymetli bir çalışma yapıyorsunuz. Çünkü biz kadınların en Sağ olun. eksikliği bilgi eksikliği, her zaman söylüyorum. Neyi nasıl yapacağımızı bilemiyoruz. Az önce söylediğiniz şey, hani Instagram'da nasıl satış yapacağını, nasıl fotoğraf koyacağını, bu kadar bilgiyi hem de açık bir şekilde herhangi bir ücret talep etmeden gerçekleştiriyor olmanız çok güzel. Bakıyorum her yönden dört dörtlük bir dayanışma örneği gösteriyor kadınların emeği platformu. Yani hem diyorsunuz ki gelin kadınlar burada kendinizi gösterin, tanıtın diyorsunuz ve onların kendi Instagram ya da sitelerine link veriyorsunuz. Herhangi Evet, bir satış yok sitede ama onların linklerini doğru. paylaşmalarını sağlıyorsunuz. Ayrıca bununla kalmıyorsunuz, eğitimler veriyorsunuz. Başka kadınların yaptığı rol modelleriyle onları tanıştırıyorsunuz. Hepsi gerçekten çok kıymetli çalışmalar. Peki bu yaptığınız çalışmalardan nasıl dönüşler alıyorsunuz? Yani bu eğitime katıldıktan sonra kadınlarda nasıl bir değişim görüyorsunuz? Size dönüşler nasıl? Gözümüzle görüyoruz aslında bakarsanız bunu. Instagram hesaplarında birdenbire ajansla mı çalışmaya başladı acaba diye örneğin merak ettiğimiz şeyler olmaya başladı. Bunun yanı sıra o içeride oluşan sinerji sayesinde de aslında çok güzel şeyler oluyor. O dayanışma, bir WhatsApp grubumuz var. Evet, çok kalabalık ve kolay değil o kadar kalabalığın içinde bir düzen içinde haberleşmek. Kaç kişi Ama WhatsApp'ta? işte 130 kişi var. Ve bu her geçen gün artıyor. Ama orada örneğin birisi ortaya bir soru atıyor. Kutuları nereden alıyorsunuz? Başlıyor cevaplar gelmeye. Ya da işte video yaparken hangi programı kullanıyorsunuz? Başlıyor cevaplar yağmaya. Yani oradaki haberleşme ve dayanışma da hakikaten görüyorum. Yavaş yavaş birbirini hiç tanımayan, hep tek başına olmaya alışmış aslında diyeyim, insanlar, o kadınlar. Birbirleriyle tanışmaya, kaynaşmaya, o kardeşlik duygusunu tatmaya başlıyorlar. Öyle ki daha önce mesela bir araya gelip yurt dışına ihracat yapma kararı sahne oldu söyleyeyim o WhatsApp grubu. Son söylediğinizde bir kesinti oldu. Bağlantıda sorun var galiba. Yurt dışına Evet. ihracat dediniz. O kısmı tekrar Evet. zahmet. Tabii. İki kadın birbirlerini bu grupta tanıyınca ürünleri birbirine çok uygun olduğu için birlikte bir paket hazırlayarak yurt dışına ihracat yapmaya başladılar. Zaten yapanlardan biriydi bir tanesi.
Ama iki kişi güçlerini birleştirip yeni bir paket, yeni bir ürün yarattılar. Bu çok güzel bir dayanışma oldu bizim için. Onun haricinde bir diğerinin ürününü sunmak için örneğin işte zeytinyağı birinin ürünü ama seramikçi arkadaşımız ona küçük tabaklar yaptı gibi. Çay da aynı şekilde. O kadar mümkün ki bu. Bu tür işbirliklerine o kadar açık ve güzel bir ortam sağlanıyor ki yeter ki kendilerini güvende hissettikleri bir alan açın ona. İşte bizim yaptığımız şey aslında onlara alan açmak oldu. Kendilerini güvende hissedecekleri, kandırılmayacaklarını bildikleri, üzerlerinden para kazanılmayacağına artık kani oldukları bir alan yaratmak. Web sitesinin üzerinde aslında satış yapılması mümkün. Buna teknik olarak hiçbir engel yok. Ama komisyonlar yani yasal kesintiler devreye giriyor orada. Devlet size hayır komisyon almadan bu işi yapmak istiyorum deseniz de buna izin vermiyor. Minimum da olsa kesintiler yapmak, o vergileri de devlete ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bu da işte bunu yapabilmeniz için de sponsor arayışındayız. Bütün bu işlerin daha başka basamaklara taşınabilmesi için paraya ihtiyaç var. Her şey paraya dönüyor. Biz amatörce çalışıyoruz, gönüllü çalışıyoruz. Bu platformu 3 kişi kurduk dedim ama onun dışında tabii bizimle birlikte çalışan arkadaşlarımın da isimlerini burada geçirmek isterim. 2 tane üniversite öğrencisi, çok tatlı arkadaşım var. Selen ve Melis. Onlar derslerinden arta kalan zamanlarda canla başla çalışıyorlar. Bu kadar genç yaşta. Soyadlarıyla birlikte söyler misiniz? Tabii ki. Selen Özdemir, Melis Ateş. Selen şu anda mesela öğrenci değişim programıyla Polonya'da. Ama hala oradan bize destek vermeyi sürdürüyor. Kopmadı bizden. Bu kadar genç yaşta kadınların dayanışması gerektiğini farkındalığına varmış 2 tane genç arkadaşla çalışmak harika bir şey bence. Onun dışında eş dost akraba da yardım ediyor. Benim kuzenim mesela Ankara'da çalışıyor. Hiç birbirimizi yüz yüze görmedik, tanışmadık. Ama o da bizi Ankara'dan destek veriyor. O da bizim Arzu Özusta. Kendisine çok teşekkür ediyorum buradan. O da bizim Ankara büromuz. Yeri gelmişken bunu da hemen belirteyim. Ben de çalışmak isterim, ben de destek vermek isterim, benim de bir katkım olsun diyen herkesi davet ediyorum bizimle birlikte çalışmaya. Kadın erkek hiç fark etmez. Platformun nasıl bir işleyişi var? Yani bir rutin işleyiş vardır. Bir yandan başvurular alınıyordur platformda, bir yandan eğitimler düzenleniyordur. O işleyişinizi bir anlatabilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Günlük Tabii. bir rutinden bahsediyorum, işleyişten. Tabii. Her gün mesela her sabah ilk işim benim Instagram'a bir post koymak. Onun için ben de çalıştım, ben de öğrendim. Sosyal medyayı ve sosyal medyada kullanılan teknolojileri mesela hiç bilmiyordum. Genç arkadaşlar sağ olsunlar, gösterdiler bir iki program. Benim her gün mesela rutinimde şu var. Her akşam bir gün sonra yayınlayacağım postu hazırlamak. Çünkü o fotoğrafları işte Murat Han Bey'den öğrendiğim tekniklerle daha güzel, daha belirgin, daha net hale getirmek. En güzel fotoğrafları seçmek. Ondan sonra diğer programda o fotoğrafları yan yana koyup üstüne yazılar yazmak. Yani bunlar bayağı zaman alan şeyler. Fotoğrafların konsepti nedir? Postların. Ürünler. Ürünler. O gün tanıtacağım kadının ürünlerinin çok güzel fotoğraflarını bir araya getirip ertesi sabah için onu hazırlıyorum. Ertesi sabah ilk önce Instagram postunu koyuyoruz. Arkasından kadınlarla görüşmeler başlıyor. Bir web sitesinden kayıt formu doldurarak bize katılmak istediğini bildirenler var. Bir de zaten aramızda olan kadınların arkadaşları, içlerinde bulundukları o satış ortamları, etkinlikler diyorlar onlara. Oralardan tanıştıkları, bildikleri, yani network sayesinde
kendiliğinden bize gelen kadınlar var. Onlarla konuşma mesaim başlıyor ondan sonra. Teker teker önce yazışıyoruz, sonra telefonla konuşuyoruz. Ardından onları WhatsApp grubuna dahil etmek var. Orada herkes bir hoş geldin diyor, birbirini tanıyor. Instagram sayfası paylaşılıyor. Ardından web sitesi hala üzerinde çalışılması gerekiyor. Her yeni gelen kadının hikayesinin, fotoğrafının, ürünlerinin oraya yüklenmesi lazım. Bir diğer yandan girişimci kadın dünyasında neler oluyor? Kagider ne yapıyor? COSGAP neler veriyor? Hangi banka ya da hangi kurum kadın girişimciler için nasıl avantajlar sunuyor? Bunların takibi var. Bir yandan bir kısmımız bunu takip edip bunları haber haline getirip mümkünse web sitesine koymaya çalışıyoruz. Çok acil olanları gene WhatsApp grubunda hemen paylaşıyoruz. Haberdar etmek istiyoruz kadınları. Ardından programlar var tabii. Dediğim gibi mesela YouTube kanalı açmaya karar verdik ve o YouTube kanalı için içerik hazırlanması lazım. Bu içerikler hazırlanırken yol gösterici sorular nelerdir? Bu sorular kadınlara iletiliyor. Çektikleri videolar elden geçiriliyor falan falan. Orada bir içerik hazırlama kısmı var. Bunun yanı sıra tabii en önemlisi sponsor arayışı var. Orada en büyük görev Beril'e düşüyor. Halen kurumsal hayatta olduğu için ve çevresi çok geniş olduğu için sürekli nereden bize destek olacak kurumlar bulabiliriz. Sadece para değil, nasıl onlardan başka destekler alabiliriz? Mesela onunla ilgili Zoom'lar başlıyor arkasından, görüşmeler. Çok ilgi gösteren var gerçekten. Örneğin sponsor olmak sadece alın size şu kadar para veriyorum demek değil, atölyelerimize sponsor olabiliyorlar. Ya da Kadınlar Günü yaklaşıyor. Kadınlar Günü yaklaştığı için kadın çalışanlarına hediyeler almak istiyorlar ve bizim platformumuzdan hediyeler almaya karar verdiler. Onların hazırlıklarının yapılması lazım. İşte neler sunabiliriz onlara? Onun haricinde kurumsal paketler hazırlayabiliriz diye web sitemizde bir sözümüz var. Bunlar neler olabilir? Hangi ürünleri bir araya getirebiliriz? Nasıl paketler kimlere sunabiliriz diye düşünüyoruz. Bunların planlaması var. Ardından kurumsal hediyeler vermek için bize başvuranlar var. Devlete mesela ziyarete gittiklerinde ellerinde bir çikolata, bir çiçekten daha farklı, daha özel bir şey olsun isteyen, bu farkındalığa varmış şirketler gelip bizden ürün istiyorlar. Onların işte ne yapabiliriz? Seramik ne olsun? Mum mu olsun? Cam mı olsun? Kim yapabilir? Ne kadar sürede yaparız? Bunların planlaması var. Yani aslına bakarsanız bütün gününü insanın alacak kadar çok iş var ve çok az insanla bu işi döndürmeye çalışıyoruz. Çok amatörce çalışıyoruz. Yeterli mi? Hayır, değil. Ama önemli olan niyetimiz diye düşünüyorum. Niyetimiz iyi. Onu bilenler, görenler bizimle bu yolda yürümeye devam ediyorlar. Kadınların emeği platformu olarak neler görüyorsunuz? Kadınlar hangi sorunları yaşıyorlar? Ve siz hangi desteklerde bulunuyorsunuz? Teşekkür ederim. Evet, kadınlar, üretici kadınlar tek başlarına çalışıyorlar ve çok birçok sorunla karşılaşıyorlar. Bunları sıralamak gerekirse, öncelikle ürettikleri ürünleri nasıl cazip bir hale getirip nasıl sunacaklarını bilmeyen çok kişi var aralarında. Bu anlamda ürünlerinin güzel fotoğraflarını nasıl çekebilirler? O güzel olan şeyi zaten güzel göstermek için ne yapabilirler diye örneğin fotoğraf eğitimleri düzenliyoruz. Bunun dışında sosyal medya kullanımında sorun yaşayanlar çok fazla var tabii ki. Hem yaş nedeniyle hem işte bunun yeni bir şey olması nedeniyle. Sosyal medya kullanımı için temel ipuçları veriyoruz ihtiyaçları doğrultusunda. En basit şeyler bile. Örneğin her gün bir fotoğraf. Fotoğrafın altına
mutlaka bir yazı. Lütfen sipariş alınır değil. Onun dışında özgün sizin içinizden gelen samimi bir yazı. Ben bunu çok önemsiyorum. Bunu sürekli tekrar ediyoruz. Buna benzer çok minicik ipuçları insanların gerçekten hayatlarını ve pazarlama biçimlerini değiştirebiliyor. Onun dışında bazıları satış yapmak istiyor ama yasal yükümlülüklerden korktuğu için, ne olduğunu bilmediği için geri durabiliyor. Böyle de çok fazla kadın var platformumuzda. Onlara vergi muafiyeti hakkında bilgilendiriyoruz. Aslında üretici evinde üretim yapan kadınlara devletin bir imkan sunduğunu, bir muafiyet sağladığını bilmeyen o kadar çok kişi var ki. Bu Onu vergi muafiyeti. burada da tekrarlayalım mı? Bizi izleyenler de Tabii ki haberdar olsun. tekrarlıyorum. Yanında kimseyi çalıştırmayan, sanayi tipi makine kullanmayan, kendi emeğiyle evinde üretim yapan kadınlara devlet bir imkan sunuyor. Diyor ki sizin toplam geliriniz bir yılda asgari ücretin brütünü aşmaz ise ki bu da 42 bin liraya şu anda tekabül ediyor. 35'ti geçen sene şimdi 42 bin liraya güncellendi. Vergi ödemek zorunda değilsiniz diyor. Bunun için vergi dairesine gelin, belgenizi alın, kaydınızı yaptırın, vergi ödemeyin diyor. Bundan hiç çoğunun haberi yok. Halbuki birçoğu da tam da bu sınırların içinde kalıyor. Bununla ilgili çok yeni vergi yasasında değişiklikler oldu. Onları takip ettik. Bununla ilgili bilgiler toparladık ve arkadaşlarımızla paylaştık. Hala da paylaşmaya devam ediyoruz yeni gelenlerle. Onun ötesinde en büyük sorunlardan biri tabii ki tahmin edeceğiniz gibi kargo. Kargo bedelleri gitgide yükseliyor ve bu küçücük üretim yapan zaten minicik minicik şeyler satan gene çok kadın var aralarında. Bir kutuya koyup gönderdiklerinde ürünün kendisinden daha fazla kargo bedeli ödemek zorunda kalıyorlar. Örneğin ben arkadaşlarıma tavsiye ettim. Bir kooperatiften bir sürü ürün hepimiz ısmarladık. Ondan sonra kapıda ödemeli kargoyla geldi bunlar. Arkadaşlarım beni aramaya başladılar. Şey diye, bu kargo bedeli mi yoksa ürünlerin bedeli mi anlayamadık diye. O kadar korkunç paralar ödeniyor sadece kargo bedeli için. Bu nedenle de kargo şirketleriyle görüşmeler yapıyoruz. En çok önemsediğimiz konulardan biri o. Kadınlar tek tek kurumsallaşmadıkları için indirim alamıyorlar kargo şirketlerinin ama kadınların emeği platformu olarak biz bu kadar 30 tane kadın bir araya getirmişken acaba bir indirim, bir ayrıcalık sağlayabilir miyiz diye görüşmelerimiz sürüyor. Onun dışında işini kurmuş, bir şeyler de satıyor. Ama nasıl büyüteceğini, nasıl ilerleyeceğini bilmeyenler var gene aralarında. Bunun için çok güzel bir programımız var. Mentorluk programımız var. Gene gönüllü bu işi uzman olarak yapan insanlar sağ olsunlar vakit ayırdılar. Ve bu kadınlara mentorluk hizmeti veriyorlar. Bu program dahilinde iş analizi, iş planı, projeksiyon gibi şeyleri öğreniyorlar. Hayatlarında ilk defa SWOT analizinin mesela ne olduğunu duyanlar oluyor. Ve bunun karşılığında işini gelecekte nasıl büyütebileceğini, şu anda hangi adımları atması gerektiğini öğreniyorlar. Onların dışında mallarını satacak mecra tabii ki en önemli sorunlardan bir tanesi. Üretiyorum, Instagram'a da koyuyorum ama başka nerelerde bunu satabilirim? Bu nedenle çok ciddi çabalarımız ve görüşmelerimiz var. Ogilvy Vakfı ile örneğin bir işbirliğimiz oldu. Ogilvy Vakfı yerel varlık kütüphanesi hazırlamak için özel bir proje başlattı ve bizim kadınların ürettiği ürünlerin birçoğu da aslında yerel varlık olarak kabul edilebilecek ürünler. Örneğin Çınarcık işi. Coğrafi işaretleme olarak da belki kulağınıza çalınmış olabilir. Bu ürünler üretildikleri yöreye özgü oldukları için kodlanıyorlar ve bir kütüphaneye dahil var. Bu ürünleri üreten kadınlar için özel bir pazar alanı açtı o bir. Hani
Hatta fiziki olarak Altunizade'de İstanbul'da harika bir mekan açtılar. Bizim içimizden gene üyelerimizden bazı kadınlar buraya dahil oldular. Ürünlerini bu kütüphaneye sokma imkanı buldular. Onun ötesinde bir takım alışveriş siteleriyle gene görüşmelerimiz oldu ve sürüyor. Alışveriş siteleri bu bağlamda kendi ürünlerini kendi eliyle üreten kadınların, küçük üretici kadınlar için ayrıcalıklar sağlayarak bir sanal pazar ortamı diyelim yaratabiliyorlar. Buralarda da eğer vergi engellerini, devlet kesintilerini aşabilirsek ki görüşmelerimiz sürüyor, oralarda ürünlerimizin satılması mümkün olacak. Kurumsal şirketlerle görüşüyoruz gene toplu alımlar yapılabilmesi için. Kurumsal şirketler çünkü hediye vesaire adı altında birçok ürün alıyorlar ve artık el emeği eskisinden çok daha değerli olduğu için nihayet kıymeti anlaşıldığı için oralarda şansımızı zorluyoruz. İş dünyasında neler olup bittiğini çoğu takip edemiyorlar. Edenler var, etmiyorlar demeyeyim. Ama bazıları KOSGEB'e gider, ne yaparlar mesela bunları bilmiyor. Biz bu dünyadaki gelişmeleri toparlayıp derleyip haber şeklinde onları sunmaya çalışıyoruz. Bunun ötesinde en önemlisi aslına bakarsanız herhalde en büyük sıkıntılarından bir tanesi benim gördüğüm yalnızlık. Evinde, atölyesinde tek başına üretim yapan, başka hiç kimseyle etkileşimi, iletişimi olmayan birçok kadından söz ediyoruz. Dertleşecek, fikir danışacak kimseleri yok etrafına baktığımda. Bu bağlamda yaptığımız işi çok önemsiyorum. Birbirlerine soru sorabilecekleri, fikir danışabilecekleri, tecrübe paylaşabilecekleri bir forum alanı aslında onlara yaratmış olduk böylece. WhatsApp'ı Bu kastediyorsunuz değil mi? WhatsApp grubunu kastediyorsunuz. WhatsApp'ı kastediyorum. WhatsApp sitesinde çok doğru. Evet, şu anda bir WhatsApp grubu üzerinden haberleşiyoruz. Ve burada herkes tecrübe paylaşıyor, birbirlerine sorular soruyorlar. Sanki aynı atölyede çalışıyorlarmış gibi çok hızlı bir şekilde sorularına cevap alabiliyorlar. Kendilerini yalnız hissetmiyorlar. Bence bu çok önemli. Bütün bu konulara ışık tutmak için de genel olarak düzenli eğitimler, söyleşiler, başarılı kadınlardan tecrübe paylaşımı yazıları toparlıyoruz. Kendi sosyal medya hesaplarımızda ve web sitemizde düzenli olarak tanıtımlar yapıyoruz. Evet, yani sanıyorum karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara bizim verdiğimiz cevaplar anlamında söyleyebileceklerim bunlar. Baktığım zaman şunu görüyorum ben. Bir kadın girişimcinin neye ihtiyacı varsa siz kadınların emeği platformu olarak o ihtiyaca yönelik büyük bir destek sağlıyorsunuz. En başta bir dayanışma gücü veriyor bence bu kadınlara. Çok güzel. Kendimi çok iyi hissettim siz konuşurken. Yani yalnız hissetmiyor kendisini. Gerçekten de hani ben Instagram'da repost yapmak istiyorum mesela. İnternete giriyorum. Hangi repost uygulamasını kullansam diye. Oysa öyle bir WhatsApp grubu olsa hemen oradakilere sorarım. Oradaki diğer kadınlar bana cevap verir. Ya da pazarlamayı nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bir dolu bir ton bilgiyi okumak zorunda kalıyorum Google'da. Aramak zorunda kalıyorum. Ama o WhatsApp grubuna yazdığımda belli başlı yöntemleri diğer kadınlar hemen bana söyleyebilirler. Ve buradan çok kolay bir şekilde bilgiye ulaşabilirim, bilirim. En önemlisi de galiba kadınların kendisini yalnız hissetmemesi, hem Evet. eğitim alması hem de yalnız hissetmemesi. Bu yüzden de Kadınların Emeği platformu gerçekten çok iyi bir platform. Bütün kadınların burada olması gerektiğine inanıyorum ben. Siz neler söylersiniz? Sizin kadınlara yönelik bir mesajınızla röportajımızı tamamlayalım isterim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle size de teşekkür etmek isterim. Kadın meselesini kendinize dert edinip gerçekten bu konu üzerine bu kadar gittiğiniz için, bu konuda röportajlar yaptığınız ve haberler yaptığınız için ve özellikle de tabii ki bize ulaştığınız için, bizim de sesimizi duyurmamıza yardımcı olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Hem kendi adıma hem platformumuz
entegrasyondaki bütün kadınlar adına. Kadınlara söyleyebileceğim şey şu, bir kere bu erkek egemen iş hayatında, neden erkek egemen olduğunu bilmediğimiz bu iş dünyasında, kadınların yeri var. Kadınların yeri çok büyük. Kadın yapısı itibariyle erkekten hiçbir aşağı kalır yanı yok. Kendini aşağı görmesi için ya da bir başkasının onu aşağı görmesi için, yetersiz bulması için hiçbir sebep yok. Ne bilimsel ne varoluşsal olarak. Yani kendilerine güvensinler, yaptıkları işe inansınlar, ne yapmak istediklerini bilsinler ve cesaretlerini hiç ama hiç kaybetmeden yola çıksınlar. Gelsinler, bize katılsınlar. Çorbada azıcık tuzumuz varsa ne mutlu bize. Hep beraber büyüyelim, gelişelim, öğrenelim ve işimizi büyütelim. Çok teşekkür ediyorum. Kadınların Emeği Platformu kurucusu ve yürütücüsü Selmin Tosun bizimle birlikteydi. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tekrar sağ olun.